Selamünaleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere daha önceden saz kısmını işlemiş olduğumuz bir eserin söz kısımlarını kısaca izah etmeye çalışacağım. Çoğunuzun bildiği güzel arabesk bir eser, bir İbrahim Tatlıses klasiği Benim Hayatım. Dediğim gibi eserin daha önceden bir videomuzda saz kısmını işlemiştik. Hemen şuradan kartlar bölümünden yukarıdan o önceki videomuza da ulaşarak mutlaka o dersi çalışın arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde eserin sözlerini nasıl seslendirebiliriz? Yani akor eşliğinde sözleri nasıl yürütebiliriz? Kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Zaten bu tarz eserler bu vereceğim şekliyle seviye gerektiren eserlerdir. O yüzden fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız daha ayrıntılı, basit olarak işlemiş olduğumuz derslerimizi çalışabilirler. Eseri daha önceden hiç dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan birkaç defa dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Pozisyon olarak sol kararda eseri işleyeceğiz. Akordumuz alt teller do, orta teller fa, üst teller si bemol. Diğer bir adıyla üst tel la diyez arkadaşlar. Evet. Şimdi sözlere girdiğimiz zaman sözleri nasıl seslendirebiliriz bakalım. Sol minör akor basarak şöyle yürüyebiliriz. Dediğim gibi fazla ayrıntıya girmiyorum. Daha önce benzer teknikler defalarca işledik. Bağlama üzerindeki minör majör akorları bilmiyorsanız şuradan yine kartlar bölümünden o ders videomuza da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sözlere şöyle girdiğimizde bakın önce örnekleyelim. Kısa kısa yürümeye çalışalım. Evet, sol minör akorunu bastık. Yürüyeceğimiz ritim şu. Eserin ritmi arkadaşlar bakın 4-4'lük vahde dediğimiz bir yürüyüş, bir ritim bakın. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Biraz açmak gerekirse bakın. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Yani üst, alt, alt, üst, alt, alt, üst, üst, alt şeklinde bakın. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Şöyle sol minör bastığımızda bakın sözleri seslendirirken şu ritim sürekli yürüyecek arkadaşlar. Tekrar. Tekrar. Arkadaşlar şimdi örnekleyelim. Uzaktan görenler mesut sanıyor. Bakın burada ne yaptık? Sol minörden do minöre geçtik. İlk satırdaki sözleri bu şekilde seslendirdik. Uzaktan görenler mesut sanıyor. Bu şekilde de ilerleyebiliriz. Tekrar alalım. Uzaktan görenler mesut sanıyor. Devam ettiğimizde do minörden kaldığımız yerden ikinci satır sözlere geçebiliriz. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. Bak burada ne yaptık? Do minörden şöyle si bemol majöre geçtik arkadaşlar. Birleştirelim. Uzaktan görenler mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. Dedikten sonra burada bir bakın böyle bir araname var. Si bemol, la bemol, sol. Yani si, la, sol. Kalıp bu arkadaşlar. Yalnız biz burada lezzetli bir çalım için şöyle çırparak bakın dikkat edin. Yani si, do, la, si, sol gibi. Si'ler bemol, la'lar bemol. Bunlara dikkat edelim. Şöyle çırparak böyle bir araname yaptık. Sonrasında devam ettiğimiz zaman evet. İçimde dinmeyen bakın aynı kalıp üzerine devam ediyoruz. Evet. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Bir meçhule döndü. Bakın burada ekstradan az önceki işlemiş olduğumuz kalıptan farklı olarak si bemol majörden sonra bir de la bemol majör ilave ettik. Sonrasında yine karar sesine dönebiliriz. Ya da buradan direkt bir araname var oraya geçeceğiz. Bakın dikkat edin. Tekrar alalım burayı. Evet. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Bir meçhule döndü
benim hayatım dedikten sonra burada bakın şöyle bir araname var arkadaşlar. Burada ne yaptık? Pozisyonlara dikkat edelim. Yüzük parmağı solden başladığımızda la bemole çarparak gibi iki defa, yani aslında kalıp sol sol fa sol sol fa, biz burada çarparak sol la sol fa sol la sol fa gibi bir ses elde ederiz. Bakın yaptıktan sonra gibi mi bemolü fa'ya re'yi mi bemole çarparak geri do'dan re'ye dönüş yaparız. Bakın gibi, evet, mi mi re re do re gibi mi'ler bemol yaptıktan sonra do'dan yaparız. Bakın do yüreğe çarparak do do si la do gibi boş tel la'ya çıktık. Evet, do do si si bemolden la do gibi. Evet, yaptıktan sonra burada da si 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 do si gibi bir dönüş yaptık. Evet, burada kaldık. Sonrasında devam ettiğimizde burada ne yaptık? Mi bemolü fa'ya çarparak do si bemolden la bemole geldik. Bakın dikkat edin. Evet. Tekrar tekrar çalışmanızda fayda var. Yani mi mi re do si la gibi mi'ler bemol, si'ler bemol, la'lar bemol. Evet. Yapı. Sonrasında bakın şu hareketi yaparız. La bemolü si bemole çarparak yani la la sol la si gibi geri döneriz burada. Sonrasında es vererek şöyle bir geçiş yaparız. Es'ten sonra üst tel boş es verip sol la bemol si bemolden do'ya çıkarak es sol la si do'ya çıkıp re mi bemol fa'dan geri sol'e çıkarız. Evet. Birleştirelim. Bakın dikkat edin. Yapı. Yaptıktan sonra evet. Yapı. Yapı. Sonrasında birleştirdik. Şöyle. Birleştirelim tekrar. Buradan sonra artık nakarata geçti. Şimdi sözde nakarata geldiğimiz zaman şuradaki sol minörü bu çevrimde basabiliriz. Bakın dikkat edin. Burada devam ettiğimizde yine aynı ritimle devam ederiz. Geceyi yaşarım doğmaz güneşim. Bakın burada ne yaptık? Sol minörden hemen yarım ses kaydırarak la bemol majöre geldik. Buradan da yine aynı pozisyonu si bemol majöre getirerek şurada do minör basacağız arkadaşlar. Bakın burayı bir toparlayalım şöyle. Geceyi yaşarım doğmaz güneşim. Zamansız küllendi yanan ateşim gibi yine sol minöre döndük. Kısacası burada sol minör, la bemol majör, si bemol majör ve do minör bastıktan sonra yine sol minöre döndük. Sonrasında devam ettiğimizde şuradaki do minörden bu çevrimde alabiliriz. Evet, burada da ne yaptık? Yarına çıkar mı bilmem gidişim gibi. Bakın do minörden az önce kullandığımız akor yine si bemol majöre döndük. Dikkat edin. Evet. Yarına çıkar mı bilmem gidişim dedikten sonra yine şuradaki sol minöre gelebiliriz. Evet. Mevsimsiz sarardı benim hayatım derken do minör yaptık yine. Bakın dikkat edin, sol minör. Evet. Mevsimsiz sarardı benim hayatım. Mevsimsiz sarardı benim hayatım gibi bitirebiliriz. Yani sol minörden sonra do minör, si bemol, majör, la bemol, majör kullanarak eser tekrar sözlerden sonra saza girmiş olur. Yani önceki derste işlediğimiz saz.
devam eder. Önceki dersimizi de çalışın arkadaşlar. Şimdi özetlemek gerekirse bakın tekrar şöyle bir özet yapalım. Uzaksan görenler mesut sanıyor. Devam ettiğimizde bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. Ara name. Diğer sözü devam ettik. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Bir meçhule döndü benim hayatım. Dedikten sonra ara name girdi bakın. Sonrasında sol minörden nakarat geldi. Geceyi yaşarım doğmaz güneşim. Zamansız küllendi yanan ateşim gibi. Burayı dilersek bir kere daha okuyabiliriz. Sonrasında devam ettiğimizde yarına çıkar mı bilmem gidişim dedikten sonra mevsimsiz sarardı benim hayatım. Mevsimsiz sarardı benim hayatım. Dilersek burayı bir daha alabiliriz. Yarına çıkar mı bilmem gidişim. Mevsimsiz derken şuraya da geçebiliriz. Evet. Mevsimsiz sarardı benim hayatım. Mevsimsiz sarardı benim hayatım gibi eseri bitirebiliriz arkadaşlar. Sonra saza dönelim. Sanırım temel hatlarıyla anlaşılmıştır. Fazla ayrıntıya girmedim. Arkadaşlar tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu tarz eserleri çalıp seslendirebilmeniz için enstrümana önemli ölçüde hakim olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. O yüzden seviyesi yetecek arkadaşlarımıza hitap edecek şekilde anlatmaya çalıştım. Çok fazla ayrıntıya girmedim. Şayet seviyeniz yetmiyorsa daha basit ayrıntılı olarak işlemiş olduğumuz derslerimiz var. Onları çalışabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.